Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fütuhât-ı Mekkiyye 8. sefir 50. kısım. Nasıl? Nefislerinizi tezkiye etmeyin. O takva sahibi olanı daha iyi bilir. Ayetine gelince şöyle deriz. Allah nefsini kendisine izafe eden birinin zekatını ve tezkiyesini kabul etmez. Çünkü Allah nefislerinizi tezkiye etmeyin demiş. Onları size izafe etmiştir. Başka bir ifadeyle nefislerinizin bana değil de size ait olduğunu görebilirsiniz. Zekat ise benim hakkımdır. Siz onun emanetçisisiniz. Siz nefisleriniz hakkında iddiada bulunur. Biz nefisleriniz hakkında iddiada bulunur ve size ait olan şeyi bana verdiğinizi iddia edebilir ve sizden bana ait olmayan bir şey istediğimi söyleyebilirsiniz. Halbuki gerçek böyle değildir. İşte böyle davranan kişinin zekatı onu temizlemez. Çünkü ben sadece bana ait olan bir şeyi istedim. İşin sonunda bana kavuşursun ve ahiret diyarında perde açılır. O zaman zekat vermenizi farz kıldığım nefislerinizin size mi yoksa bana mı ait olduğunu öğrenirsiniz. Gerçi orada bunun öğrenmeniz size bir fayda vermez. Bu nedenle Allah nefislerinizi tezkiye etmeyin demiş. Kendisine ait iken onları size izafe etmiştir. Bakınız, Hz. İsa kendisine ait olduğu bir yönden nefsini kendisine izafe ederken Allah'a ait olduğu bir yönden de Allah'a nasıl izafe etmiş ve şöyle demiştir. Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise senin nefsinde olanı bilmem. Burada ise nefsi Allah'a izafe etmiştir. Yani senin nefsin ve mülkün olan nefsimde neyin bulunduğunu bilemem. Çünkü sen onu satın aldın ve o artık benim bir mülküm değildir. Dolayısıyla sen onda neyi meydana getirdiğini en iyi bilensin. Ardından nefsi kendisine izafe etmiştir. Çünkü nefis hakikati yönünden kendisine ait iken varlığı yönünden kendisine ait değil Allah'a aittir. Böylece benim nefsimde olanı bilirsin demiştir. Bu durum nefsin mahiyeti yönündendir. Ben ise senin nefsinde olanı bilmem. Bu ise nefsin varlığı yönündendir. Öyleyse nefis mahiyeti ve hakikati yönünden sana aittir. Nefis tek olsa bile hiç kuşkusuz ilişki ve nispetlerin farklılaşması nedeniyle izafetleri değişir. Dolayısıyla nefislerinizi tezkiye etmeyin ayeti nefsini tezkiye eden kurtuluşa ermiştir ayetiyle çelişmez. Çünkü burada nefisleriniz sizin benzerleriniz demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimseyi Allah karşısında tezkiye etmem demiştir. Allah izin verirse bu bölümde zekatın farzlığı kime, neye ve ne kadar farz olduğu, ne kadardan farz olduğu, ne zaman farz olduğu ve ne zaman farz olmadığı, kime farz olduğu kimseye, ne kadar farz olduğu gibi bu meselelerin batın yorumları da şeriatın diliyle zahiri hükümleri ifade edildikten sonra gelecektir. Nitekim namazda da böyle yapmıştık. Böyle yapmamızın amacı varlığın kemale ulaşması için zahir ve batının bir araya gelmesini sağlamaktır. Çünkü hangi sebeple ve hangi şekilde olursa olsun, alemde Allah'ın yaratmış olduğu bir suret ortaya çıktığında dışta yaratılmış o varlığın bir ruhu vardır. Bu ruh söz konusu şeyin suretine ve şekline eşlik eder. Çünkü bir melek ya da cin ya da insan ya da hayvan ya da bitki ya da bir donun vekilliğiyle ortaya çıkan bu yaratma eyleminin gerçek sahibi Allah'tır. Bu vekiller görünüşte o suretin dışta var olmasının sebepleridir. Allah'ın Rabbani bir isminin hükmünden kaynaklanan ilahi bir yönelişle maddi her surete manevi bir ruh bağladığını gördük. Bu nedenle şairinin batındaki söyleyişini ve hitabın zahirdeki hükmüne göre adım adım dikkate aldık. Bir şeyde görünür olan yön, onun duyusal maddi sureti iken surette bulunan manevi ilahi ruh ise batındaki yorum ve değerlendirmedir diye isimlendirdiğimiz şeydir. İtibar, vadiyi geçmek için söylenen abertu el vadiye deyişinden türetilmiştir. Bu anlam, onda hiç kuşkusuz basiret sahipleri için ibret vardır ve ey basiret sahipleri ibret alınız ayetlerinde ifade edilir. Başka bir ifadeyle gözlerinizle gördüğünüz suretlerin vasıtasıyla o suretlerin verdiği batınlarınızdaki mana ve ruhlara geçip onları basiretlerinizle yani iç gözlerle algılarsınız. Böylece Allah zahirden batına geçmeyi teşvik ve emretmiştir. Bu konu özellikle zahirde donup kalan kimseler olmak üzere bilginlerin gafil olduğu bir konudur. Onların batini yorumdan payı sadece şaşırmaktır. Dolayısıyla onların akılları ile küçük çocukların akılları arasında hiçbir fark yoktur. Onlar Allah'ın emrettiği şekilde hiçbir zaman bu görünür sureti aşamamıştır. Allah'tan konuşmada isabet ve bize gösterdiği ve öğrettiği şeyi doğru ifade etme gücünü nasip etmesini istiyoruz. Bu öğrettiği gerçek keşif, müşahede ve zevk olabilir. Çünkü kalbe gelen hale tam mutabık olacak şekilde keşfi ifade edebilmek sadece Allah'ın bir fethi ve nasibidir. Nice insan vardır ki içindekini ifadeye güç yetiremez. Nice insan vardır ki ifadesi içindeki şeyin doğruluğunu bozar. Başarı yerden Allah'tır, ondan başka Rab yoktur. Bilmelisin ki Allah onları bununla temizler ve arındırırsın demiştir. Öyleyse zekatın anlamı temizleme olduğuna göre ilahi isimlerden ona ait isim El-Kuddüs'tür. El-Kuddüs temiz olan demektir. Bunun yanı sıra ilahi isimlerden temizlik anlamı taşıyan diğer isimler de zekatla ilgilidir. Sadaka verirken çıkarılan mal, zekat vermekle sorumlu olan kimsenin mallarından olmadığı gibi aynı şey nefislerin zekatında da geçerlidir. İnsanın elinde o malın bulunması bir emanettir ve sahibinden başkası onu alamaz. Bu mal başka birinde sadece sahibine verilmek üzere emanet yoluyla bulunabilir. Nefislere özgü ve layık bir takım nitelikler vardır. Bunlar mümkünün hak ettiği her niteliktir. İnsan mahiyeti yönünden mümkünün hak etmediği bir takım niteliklerle de nitelenebilir. Fakat mümkün onlarla nitelendiğinde kendiliğinden sahip olduğu özelliklerden ayırt edilsin diye onların gerçek sahibi Allah'tır. Nitekim hak kullarına tenezzül ve merhamet amacıyla kendisini mümküne ait özelliklerle nitelemiştir. O halde nefsin zekatı Allah'ın ondaki hakkını çıkarmaktır. Bu yorumla çıkarma kendisine ait olmayan niteliklerden nefsi temizlemek demektir. Böylece sana ait olan kısmı yani imkan alır, ona ait kısmı yani varlık kendisine verirsin. Yine de hüküm bütün iş Allah'a aittir ayetinde belirtildiği gibi Allah'a aittir. Öyleyse Allah'tan başka herkes Allah için ve Allah ile beraberdir. Çünkü sadece ondan meydana gelen bir şey ona ait olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kavmin kölesi onlardandır. Bu nefis bir işarettir. Bu ifade ondan bir şeyin yakınlığının son haddini ifade eder ki bu yakınlık bir şeyin adeta diğeri olması demektir. Aynı zamanda bir şeyin diğeri olmadığını söyleyecek şekilde uzaklığın son noktasını anlatır. Çünkü senden olan bir şey sana tamlama yapılamaz. Çünkü başkalık bulunmadığı için bir şey kendisine izafe edilemez. İşte bu kavuşmanın ve bir olmanın son derecesidir. Sana izafe edilmeyen bir şey ise senden değildir ki bu da uzaklığın son noktasıdır. Çünkü seninle onun arasında başkalık gerçekleşmiştir. Bu meseledeki izafet yani tamlama, insanın elinin insanın parçası olması, insanın canının insandan olmasına benzer. Çünkü insanın canlı olması insanın zatındandır. Zatının aynıyken zatının onsuz yapamayacağı bir şey olarak canlılık insana izafe edilir. Bu izafeyi örnek alırsan mümkünlerin özü gereği varlığı zorunlu ile ilişkisi hakkında değindiğimiz hususu anlarsın. Çünkü mümkün için imkan özü gereği zorunludur. Dolayısıyla bu hakikat sürekli ona eşlik eder. Çünkü mümkün olmak bir yandan onun kendisiyken öte yandan ona izafe edilmiş bir şeydir. Böylece kendisinden olan bir şey ona izafe edilmiştir. İşte bu bütün iş Allah'a aittir ayetinin anlamıdır. Başka bir ifadeyle daha önce nefse ait olan ve Allah'a ait olan kısım diye yaptığımız tasnifin ötesinde senin nitelendiğin ve hakkı nitelediğin her şey Allah'a aittir. Öyleyse sana ait olan şeyi bana ver ifadesinde geçen şey edatını niçin başka türlü anlamıyorsun ki? Bu ifade işaret yönünden olumsuzlama, delalet yönünden ise isim olarak anlaşılabilir. Bu yorumla sana ait olanı bana ver demektir. Bu ifadenin kökeni ise maliyeden gelir. Bu nedenle ayette onların mallarından al denilmiştir. Mal ve malake ilişkisi. Yani onların mallarından bulunup kendilerine ait olmayan, aksine kitabımda zikrettiğim kimselere bir sadakam olan malı al. Allah böyle der. Onun şöyle dediğini görmez misin? Allah bize mallarımızı zekat ya da sadaka farz kılmıştır. Burada Allah mallar kelimesini sadakanın zarfı mallarında yapmıştır. Zarf ise mazruf değildir. Öyleyse sadaka malı senin sahip olduğun şey değildir. Bilakis sana ait olan şey onun zarfıdır. Dolayısıyla Allah senden sana ait olan bir şey istemedi. Nefislerdeki can, zekat ise mallardaki zekata göre daha vurguludur. Bu nedenle Allah satın almada onları öne geçirip şöyle demiştir. Allah müminlerin canlarını ve mallarını satın aldı. O halde kul Allah yolunda canını ve malını infak eder. Allah izin verirse örneceğin başka hususlar bu bölümde gelecektir.